Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim efendim. Ve çok çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü bir ustayla beraber, ustayla karşılıklı sohbet edeceğiz. Yani heyecanlanmamak elde değil. Kim var karşımızda? Radyo 7 Haber Müdürü, 7 gün 7 sabah program sunucusu, gazeteci, değerli dost, değerli güzel insan Mehmet Can ile birlikteyiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedat Bey. Çok teşekkür ederim. Sizi görmek benim için de heyecan verici. Şahsınızda Pamukkale Televizyonu'nun bütün çalışanlarını, idarecilerini pek tabii ki de izleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş bulduk. Bu ses hiç yabancı gelmiyor. Çünkü sabah radyo haberlerinde mutlaka bu sesle iştigal etmiş milyonlarca takipçiniz var. Milyonlarca dinleyiciniz var. İzleyiciniz de var artık sosyal medyada. Öncelikle tabii herkes tanıyor ama bir kez daha Denizli, Ege bölgesi ve tüm Avrupa'ya Mehmet Can kimdir ve nasıl bu şekilde radyo programlarına başladı, gazeteciliğe başladı. Anlatırsanız sevinirim. Buyurun, söz sizde efendim. Çok teşekkür ederim. Bu bağlantının, bu yayının benim için de mutluluk sebebi olduğunu beyan ederek başlayayım müsaade ederseniz. İzleyicilerinize de hürmetlerimi ilettikten hemen sonra. Ben İstanbul doğumluyum, aslen Konyalıyım. Annem, babam, işte büyüklerim buradalar. 72'de İstanbul'da dünyaya gelmişiz. Bu boyutuyla kısmetli sayılırım. Eğitimin tümünü, yani yüksek öğretime kadar kentte tamamladım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdim. Ama birinci sınıftan itibaren de kendimi bir radyo stüdyosunun içinde buldum Sedat Bey. Yani evet. 1993'ten itibaren kendimi bir radyo stüdyosunda buldum. O gün, bugündür de yayınlara devam ediyorum. Yayıncılık, radyo bana hayatın ta kendisi diye geliyor. Yani başka bir tanımı yapamıyorum. Çünkü evet belki görmüyoruz ama sizin de ifade ettiğiniz gibi milyonların duygusunu ya da görüşünü dile getirebiliyoruz radyo yayını sayesinde. Ve bağlayıcı olmayan bir yayını gerçekleştiriyoruz. Bağlayıcılıktan kastım hukuki bağlayıcılık değil şüphesiz. Ama günlük faaliyetlerinizi engellemeyecek bir faaliyet. Yani radyo yayını ya da kitle iletişim aracı. Bu tarafıyla radyoculuğu çok mühimsiyorum. Yani ne kadar son dönemde azalan bir ivmeye sahipse de ya da yok olacağı öngörülmüşse de radyo geride kalmadı. Çok şükür bugün hayatımızda var. Tıpkı televizyon gibi olmaya da devam edecek. Şüphesiz internette olmaya devam edecek. Bildiğim kadarıyla bu yayınımızı hem Pamukkale televizyon ekranlarından canlı olarak veriyoruz hem de sosyal medya mecralarınızdan canlı olarak veriyoruz. Yani orada başka bir dünya var, başka bir potansiyel var. Onu da aktif kılmak gerekiyor. Meslek yaşantım 28 yaşında benim. Yani 28 yıldır radyo programı yapıyorum. Bu arada tabii yaş falan ortaya çıktı. Allahü alem 50'ye merdiven dayadığımızı her yere beyan ettik. Maşallah. Allah sonumuzu hayırlı. Ama göstermiyorsunuz maşallah. Eyvallah. Sakalları falan da kesince biraz böyle rahatlamış gibiyiz ama o bizim kimlikteki durumu değiştirmiyor. Malum yaklaşık 28 yıllık yaşantı içerisinde bu benim ikinci istasyonum. Yani daha evvel 1993 ile 99 arasında belki Denizli'de de bilenler vardır. Marmara FM radyosunda çalıştım. Oranın ilk spikeri olarak çalıştım. O dönemden sonra da 99'da 7 medya grubuna katıldım ki mukayese edilmeyecek ölçüde imkanların sunulduğu ve profesyonel iş anlayışının hakim olduğu kurumumuzdaki emeği geçen herkese başta yöneticiler olmak üzere teşekkür etmem lazım. Çok objektif, çok spontane, bir o kadar da destekleyici tavırları vardı bize karşı. Kurum içerisinde de 22 yıldır yayınlarıma devam ediyor. Aynı zamanda 15 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sanat meslek eğitimi kursları içerisinde sunuculuk dersleri verdim. Birçok öğrencim bugün radyolarda, televizyonlarda, genelde bölgeselde ya da ulusalda yayıncılık yapıyorlar. Onlara da hasreten selamlar gönderiyorum. Onların başarısı da tıpkı sizin başarınız gibi beni kendi başarımmışçasına mutlu ediyor. Onları görmekten de hakikaten mutlu oluyorum.
Peki tabii sabahları program sunmak, ses tonunu ayarlamak veya sesinizi en iyi şekilde duyurabilmek zordur. Her insan bunu başaramaz. Biliyorsunuz sabah yataktan kalktığınızda ayrı bir ses tonuyla kalkıyorsunuz. Akşam ayrı bir ses tonuna ulaşıyor. Öğlen ayrı bir. Yani ses tonunun da artık zamansal oranları olabilir diye düşünüyorum. Her sabah maşallah Allah nazardan saklasın. Yani ben söyledikten sonra inşallah bir şey olmaz. Sonra üzülürüm. Her sabah aynı ses tonu aynı ses tonu aynı girizgah aynı düzen nasıl ayarlıyorsunuz? Çünkü dedim ya söyledim sizinkisi apayrı bir dünya. Milyonları ilgilendiriyor. Her söylediğiniz söz milyonların hesabına geçiyor. İyi ve kötü. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz efendim? Yani bir de 5 gün yani sabah kalkıyorsunuz işte haberleri sunacaksınız, haberleri hazırlanıyorsunuz diye de bunu anlatalım. İzleyicilerimiz hangi aşamalardan geçtiğinizi, hangi eziyetlerden geçtiğinizi bir dinlesinler efendim. Buyurun. Estağfurullah. Ben sizi izlerken o enerjiyi sizde de görüyorum. O cümleyle girizgah yapayım müsaade ederseniz. Yani bunun formülü de, bunun anahtarı da aslında işi seviyor olmak. Yoksa bu 28 dakika değil, 28 program değil, 28 sene, yani 28 sene her sabah 5'te kalkmak hakikaten çok güç iştir. Buna hastalıklarınız da dahil, buna evinize karşı sorumluluklarınız da dahil, sosyal yaşantınız da dahil, olağanüstü şartlar da dahil. Yani Türkiye'de Allah korusun bir daha olmasın ama deprem kuşağımız çok fazla, işte belli aralıklarla sallanıyoruz ve bir numaralı gündem maddemiz zelzele oluyor. Bunun dışında zaman zaman hatalı yapılaşmadan kaynaklanan sel afetleri yaşıyoruz. Bu tabiatın suçu değil, bizim suçumuz. Yani tepeden tırnağa el birliğiyle ortaya koyduğumuz sonucun bize cezası. Ya da alçaklar kalkışma için hazırlık yapıp, yolları kesip, silah doğrultup sivil halka, onlara doğrudan hücum edebiliyorlar. Ve bu durumda da kendimizi biz doğrudan mikrofonun başında buluyoruz. Çok harika bir iş. Bu tarafıyla çok harika. Yani kamuya, sivillere, bu ülkeyi seven herkese doğruyu aktarabilme imkanınız var. Ama galiba benim yapmaya çabaladığım şey sadece metni okumak değil Sedat Bey. Haberi okumak değil. Şimdi haber spikeri arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklardır. Pamukkale Televizyonu'ndaki haber merkezindeki arkadaşlar da çok iyi anlayacaklardır. Haberi anlatmak. Haberi anlatmak için de önce haberi anlamak lazım. Kaynağından hareket ederek, yani haberin çıkış noktasından hareket ederek, editoryal aşamaları da hızla geride bırakarak, tabii ki kurumsal kimliği de ihmal etmeden, şimdi sizin televizyonunuzun, bizim medya grubumuzun meselelere bir bakış açısı var. Bunu da pekala evet. Yitirmeden tüketicimize, yani izleyicimize, yani dinleyicimize bunu sunmak, bunu pazarlamak. Ama onların anlayacağı dilde, çıtada bunu pazarlamak. Bunun için bazen diz çökmemiz gerekiyor. Aşağıdan yukarıya birlikte hareket etmek adına. Bazen de zıplamamız gerekiyor yayıncı olarak. Yukarıdaki o asılı elmayı kapabilmek için. Benzetmeyi böyle yapmış olayım. Ama her halükarda siz... o gece kaçta istirahata geçerseniz geçin, sabah 5.30'da doğrulup, kar da olsa, kış da olsa, iş yerinde saat 6:10 geçe olmak, zihnen uyanmak, biliyorsunuz insanın gözü uyanırken zihni de aynı oranda çabuk uyanmaz, sesi de aynı oranda çabuk uyanmaz. O yüzden ben kalkar kalkmaz bir şeyler mırıldanmaya çalışırım. Ulaşımdaki arkadaşlarımızla, ağabeylerimize, yaklaşık 15 dakikalık bir mesafemiz var ikametimizden medya grubumuza. Onlarla konuşmaya çalışırım, hayatı sormaya çalışırım. Ben uyuyordum evet ama dünya dönmeye devam ediyordu. Neler oldu, neler bitti, neyi analiz ettiler onlar da ayaktayken, ne onları ilgilendirdi ya da neden şikayet ettiler? Bunları hem konuşarak zihnen ayılmayı, uyanmayı hem de ses olarak ayılmayı ve uyanmayı sağlıyorum. Sonra bir bardak çay alıyorum ve zaten bir gün evvelden planladığımız, seslerini, hani televizyon diliyle söyleyelim, VTR'lerini hazırladığımız ama yayın içinde hazırlık yaptığımız kam dökümlerimizi gördükten sonra hangi haberi daha çok göreceğiz, hangi konukla bağlantı kuracağız, o konuğa neler soracağız,
Neyin çevresinden döneceğiz? Neye hiç dokunmayacağız? Dokunmamamız gerekiyor kamunun menfaati açısından. Bunları belirleyip yayına geçiyoruz. Ben sabah erken yayın yapan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın tümüne ısrarla şunu söylüyorum. 2 saatiniz olmalı. Yani yayına kadar sizin yaklaşık bir 2 saatiniz olmalı. Zihnen ve ses olarak ayılmanız için sizin 2 saat evvelden gözünüzü dünyaya açmanız lazım. Pek tabii ki bilgi akışını, haber akışını da kontrol etmeniz lazım. Ama oraya oturduktan sonra da bülbüller gibi de şakımanız lazım. Çünkü iyi niyetliler de var, sizi takip eden veliler de var, pek tabii deliler de var, sizi sabote edebilecek hüviyetli tipler de var. Yani ağzınıza geleni söylemeyeceksiniz. Öyle söyleyeyim, öyle anlatayım. O konulara daha rahat, objektifle çok güzel yorumladığınızı her sabah bizzat kendim şahsen şahit oluyorum. Gerçekten çok önemli konulara da ince ayrıntısına kadar bir yerlere dokunmadan ama kimseyi kırmadan da çok güzel yorumluyorsunuz. Buna şahidiz hep birlikte. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Tabii 2020 yılı bizim için, yani deniz için deniz yılıydı. Yani 20 plakamız olunca 2020 deniz yılı diye 2020 yılını öyle karşılamıştık bir yıl önce. 2019'un son Aralık gecesinde. Sonra baktık ki 2020 yılı gerçekten Denizli yılını kenara bıraktık. Dünyada ve Türkiye'de çok kötü bir yıl olarak hafızalarda kalacak diye düşünüyorum. 2020 yılını konuşacak, değerlendirecek olursanız Sayın Can, nereden başlarsınız? Yani 2020 böyle ama 2021 bundan münezzeh mi olacak ondan da emin değilim. Belki biz ömrümüz olursa 2021'de de başka şeyleri ya da daha vahim şeyleri konuşabiliriz. Ama kötümser olmamak lazım. Yani inancımız düsturuyla da hayata bakışımız açısıyla da durum böyle. Biz biraz daha yapıcı davranmak zorundayız. Şüphesiz COVID-19 dünyanın başının belası. Yani sondan başa doğru ilerleyelim isterseniz. Sadece Türkiye'yi etkilemeyen, bütün dünyayı avucunu çok kısa süre içerisinde avucun içerisine alan, hepimizin sağlığını doğrudan tehdit eden ve henüz tam olarak tedavisi konusunda da ciddi bir ilerleme sağlanamamış, geliştirilen aşılar hususunda da tereddütlerin çok olduğu, halkın henüz ikna olmadığı, dünya genelinde aslında halkların henüz ikna olmadığı çalışmaların tam ortasında, göbeğinde bulunuyoruz. Valla COVID'in bir numarada yer aldığını düşünüyorum 2020 yılı için. Virüsün başlangıç noktasının laboratuvar mı yoksa tabii mi olduğu hususunda da tereddütün devam ettiğini biliyorsunuz. Bu bir yapay virüs müdür? İnsan hayatını etkileyen, sosyal yaşamı pek tabii ki ekonomiyi etkileyen yoksa tamamıyla doğal haliyle mi yoksa laboratuvar haliyle mi yaşantımızı etkiliyor? Bunu kestirmek güç. Ama bizi ne denli etkilediğiyle daha çok ilgileneceğiz. Yani bir kere sokağa daha az çıkmaya başladık virüse bağlı olarak. Daha az sosyalleşmeye başladık. Uzunca bir müddet tahmin ediyorum şu anda sizin ekip arkadaşlarınızda da vardır. Maskelerimizle dolaşacağız belli. Yani aşı uygulamasından itibaren de biz bir süre aşıyı, maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Ta ki bunun kesin bir tedavisi ortaya çıkana kadar, bulunana kadar. Uzmanlara bakıldığında biz 1-2 yıllık bir blokaja uğrayacağız. Yani hem sivil sosyal yaşantımızla hem ekonomik mesleki yaşantımızla bu blokajın tam ortasında olacağız Sedat Bey. COVID'i bu açıdan ülkelerin bir numarasına oturtmak lazım. Bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri yeterli ölçüde de almıştır. Yani henüz COVID Çin'de patladığında, yani Wuhan şehrinde patladığında Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu tesis ederek henüz Türkiye'de ilk iç vaka gözükmeden, bu hiç fark edilmeden ya da en azından resmi manasıyla fark edilmeden bir bilim kurulu tedbirleri ve bir yol haritası belirlemiştir. Bu açıdan kabineyi, pek tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik etmek lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şahsında da sağlık ordusunu akabinde samimiyetle tebrik etmek lazım.
ilaçların temini, o dönem için önceliği bulunan bir kısım kimyasalların yurt dışından temini, hatta bu konuda zorluklar yaşadığımızı da bilmemiz lazım. Yani düşününüz, bir evde yangın var, siz yangın aracı istiyorsunuz, vermiyorlar. Çünkü bakıyorsunuz her yer yangın halinde. Doğal olarak o araçlar bulundukları ülkelerde ve coğrafyalarda aktif olarak kullanılıyorlar. Biz tam bu esnada o ham maddeyi, yani ilaç için kullanmamız gereken ham maddeyi yerli üretime dönüştürdük. Yani Türkiye'de tekrar kullandığımız jenerik ilaç tabir edilen ilaca dönüştürdük devlet olarak ve milletimizin de hizmetine sunduk. Bu açıdan başarısız olduğumuzu asla kabul etmiyorum. Yani başarısız olduğumuz kanaatinde asla değilim. Ama insan faktörümüzle alakalı sorunlarımız var. Yani hem idari manada hem sosyal, sivil, doğal hayat manasıyla insan kalitemizle ilgili bir kısım sorunlarımız var. Kimimiz ilaçlara itibar etmedi. Kimimiz sınırlanmak bilmiyor, siz de farkındasınız. Yani ne yaptırımlar, ne cezalar, ne uyarılar, ne televizyonda ya da radyolarda, kitle iletişim araçlarında bu yönde yapılan yayınların hiçbiri muhataplarını caydırmaya yetmiyor. Şimdi önümüzde bir yılbaşı var. 4 günlük bir kısıtlama, yaklaşık olarak 4 günlük. Ve hala hücum edilen tatil beldeleri var. Güney ilçeleri var. Mesela Bodrum'un nüfusunun 900 bin kişiye çıktığını bildiriyor bölgedeki yetkililer. Bu doğal nüfusunun yaklaşık 10 katı manasına geliyor. Evet. Tatilini, daha doğrusu bu sınırlamayı, yılbaşı tatili diye tanımladıkları süreyi orada geçirmek için bölgeye hücum ediyorlar. Bunu başka yerler için de söylemek lazım. Yakın bir geçmişe kadar, siz de gayet iyi biliyorsunuz, İşin turizm cephesinde vatandaşın otellere rağbet göstermesi için televizyonlarda, internette blok olarak tatil paketi içeren, otelin ne kadar steril olduğunu, temiz olduğunu, efendim yatakların ne kadar sık değiştirildiğini, kontrol edildiğini ya da ilaçlandığını, yıkandığını, efendim virüslerin ortadan kaldırıldığını beyan eden buram buram reklam kokan haberler yapıldı. Maalesef günün haberciliği içinde reklam gerçeği de var modern dünyada. Ve insanların rezervasyon yapmalarının önü açıldı, bu sağlandı. Çok şükür çok ilerlemeden, yani süreç çok ilerlemeden hükümet devreye girdi ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, hürmetlerimizi iletiyoruz, tam da yerinde bir kararla sınırlamaları oteller bazında da getirdiğini kamuoyuna deklare etti İçişleri Bakanlığı genelgesiyle. Bizim millet olarak, halk olarak kuralları kağıt üzerinde kalmaktan kurtarmamız gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de toplumsal manada bu refleksi ortaya koyup kuralların tümüne riayet etmemiz gerekiyor. Benim taktığım maske sadece bireysel sağlığımı korumaya yönelik değil, aynı zamanda çevremdeki sizin gibi dostların ya da ailemin yahut mesai arkadaşlarımın da sağlığını korumaya yönelik bir faaliyet. Dolayısıyla ben sağlıklıyım, ben bugüne kadar ne virüsleri atlattım, ne hastalıkları ayakta geçirdim, beni çok da etkilemez, ben çok sağlam bir adamım ya da kadınım diye eğer teselli ediliyorsa, ki öyle olduğu anlaşılıyor, bunun artık uyarının ötesinde bir yöntemle, yani cezai uyarının devreye girmesiyle cezalandırılması lazım ya da kendisine getirilmesi lazım. Çin benzeri bir sert uygulamayı tasvip edip masa üstüne getirdiğimiz düşünülmesin ama eğer burada polisiye tedbirler lüzumluysa, bazıları için evet bu tedbirleri uygulamak lazım. Tabii tedbirleri uygularken de dikkatli olmak lazım. Tabii kriterleri ayırmamak lazım. Tabii. Çok güzel bir şey var. Her sabah sizi dinlediğimde şu çıkıyor. Yaşamış birisi olarak diyorsunuz COVID ile ilgili veya diğer konularla ilgili. Bazen yaşadıklarınızdan da bir şeyler kaçarak duygusallığa vurup izleyiciyi aslında doğru yolu gösteriyorsunuz Sayın Can. Siz de yaşadınız. Yaşadıklarınızı da dinlemek isteriz. Tabii. Vallahi ben estağfurullah, ben ilk furyada zaten bu tokatı yedim. Sedat Bey, öyle diyeyim, daha iyi anlatmış olayım. Türkiye'de
şöyle binlerle, 2000'lerle sayı, resmi sayı ifade edilirken o hastalardan biri de bendim. Oysa maskemi takıyordum, maddemi, kolonyamı cebimden ayırmıyordum. Mümkün oldukça da insanlarla fiziksel temas, sosyal temas kurmamaya çabalıyordum ama aslında haberi benim açımdan besleyen şeylerden birini yapıyordum. Halkın içinde çok dolaşıyordum. Asıl sorun da buydu. Yani kitle iletişim araçları kadar toplu taşıma araçlarını da tercih ediyordum. Bir kahvehaneden geçerken, önünden geçerken hatır soruyordum tanıdığım birine. Nedir durum diyordum, sence nedir diyordum. Marketçi arkadaşımızla, ekmek satan arkadaşımızla muhakkak konuşuyordum. Alışveriş merkezlerine girip küçük esnafa şikayetin ya da memnuniyetin nedir diye soruyordum. Çevremde sitemdeki komşularıma benzer şeyleri soruyordum. O sorunun da cezasını ilk partide hasta olarak yaşadım. Önce şunu söylemem lazım. Yaşadığınız hiçbir hastalıkla benzeşen bir yanı yok. Yani griple benzediğini düşünen ya da savunan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza kısmen hak vereceğim, tamamen veremeyeceğim. Evet, ateşiniz var. Evet, vücut kırıklığınız var. Halsizliğiniz, şiddetli halsizliğiniz var. Baş ağrınız var. Mide bulantınız var. Ama dahası bunlar karşılaşmadığınız ölçüde ağır. Herhangi bir grip vakasında görmediğiniz ölçüde ağır. Örneğin işte ateşiniz var ve siz o ateşle 38-39 dereceyle yanıyorsunuz. Bir ateş düşürücünün size etki yapması gerekiyor. Herhangi bir ateş düşürücü olmayacak. Örneğin fen grubundan bir ateş düşürücü kullanamazsınız. Hiçbir etkisinin olmadığı bilimsel olarak anlaşıldı. Parasetamol içerikli bir ateş düşürücü, ağrı kesici kullanacaksınız. Onu da ancak belli bir saat diliminde ve ölçek içerisinde kullanmanız lazım. Ama sizin o rahatsızlığınızı sadece 10 dakika gideriyor. 11. dakikadan itibaren yine kaldığı yerden devam ediyor ateş, tabiri caizse. Diğer sıkıntılarınız da yanı başınızda geliyor. Gerçekten çok ağır geçirenlerden biriyim. Halüsinasyonlar görüyorsunuz. Buna bağlı olarak yani çok garip, çok hayali, bazen işte haberle alakalı, bazen yayınla alakalı, bazen ailenizle alakalı çok garip halüsinasyonlar. Bu kendinizde olmadığınızın ve durumunun kötü olduğunun da bir işareti. Ve dahası bana kalırsa en zor kısmı burası. Yani fiziksel rahatsızlıklarla, şikayetlerle belli bir noktaya kadar çünkü mücadele edebiliyorsunuz. Çok ciddi bir psikolojik çöküntü yaşıyorsunuz. Çünkü tek başınızsınız. Yani her haliyle tek başınızsınız. Sizin suyunuzu da size içirecek, ilacınızı da size içirecek herhangi biri yok. Çünkü ciddi bir risk oluşturuyorsunuz. Çevrenizdekiler de doğal olarak sizden uzak duruyorlar. Hatta hastanedekiler bile sizden çok uzakta duruyorlar. Yanınızda bir refakatçi yok örneğin. İşte lavaboya da kendiniz kalkacaksınız. O halsizlik içerisinde hemşireyi de bilgilendireceksiniz, doktoru da bilgilendireceksiniz. İşin psikolojik tarafının daha yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Bu bir fabrikasyon iş değil. Kimi 3 günde atlatabilirken bu ateşi ya da şikayetleri, kimi 30 gün boyunca yaşayabiliyor. İşte 1 ay boyunca, 1,5 ay boyunca koronanın tesirlerini ben bireysel olarak üzerimde yaşadım diyebilirim. İşte saç döküntüsü mesela çok nadiren de olsa görülen şeydi örneğin. Bende saç döküntüsü oldu. Diğer sıkıntılar da rutin sıkıntılar grubunda sayılıyordu. Ama temenni ediyorum ki kimsenin yanından, yakınından bile geçmesin. Aklınıza gelebilecek bir sonuç ortaya çıkartmıyor. Hiç deneyimlenmemiş bir sonuç ortaya çıkartıyor sizin için. Bir şey daha söylememe müsaade edin. Tabii ki. Kanser rahatsızlığı bulunan bir vatandaş aynı zamanda COVID'e de yakalanıyor. Ve her ikisiyle de mücadele ediyor. Yani evlerden dışarı, bizim kültürümüzde böyle bir tanımlama vardır. Allah kimseye vermesin. Ve hangisiyle mücadelenin daha zor olduğu sorusu yöneltiliyor arkadaşlarımız tarafından. Şaşıracaksınız belki ama COVID'le mücadele çok daha zordu yanıtını veriyor. Yani kanser için aldığı ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi ve uzun süreli bir tedavi yıpratıcılığını lütfen tahayyül edin hayatınızda. Gözünüzde, zihninizde ama bir de yaklaşık 1 aylık, 1,5 aylık bir COVID etkisini hayal edin, tahayyül edin.
İkisi arasında hangisi daha zordu, hangisinden kaçarsınız diye sorulduğunda kesinlikle COVID çok daha zor bir rahatsızlıktı cevabını veriyor. Neden yıpratıcı olduğunun bir delili olarak bunu söylemek istedim. Tabii insan yaşamadan bilmiyor bazı sorunlarını, bazı hastalıklarını. Allah hiç kimseye dermansız dert vermesin diyoruz. Amin. Bunu zaman zaman tabii bireyselleştirmeden şüphesiz ama yayında ilgili haberlerin önünde ya da ortasında bir yerinde kullanmamın sebebi bu refleksin biraz da tabii işe cazibe unsuru katmak için oluşmasını sağlamak. Çünkü nihayetinde siz saatlerce konuşuyorsunuz ve yaptığınız yayın bir konuşma yayını. Üzerinde müzik yok, sevdiğinize gönderdiğiniz bir şarkı yok. Efendim ona gönderdiğiniz bir ne bileyim mesaj okuma yok. Mesaj okuma yok. Yani cazip kılacak bir şey yok. Siz o soyut haberleri ki bazen doğrudan vatandaşla da ilgisi olmayabilir. Resmi haberleri bazen değil mi efendim? Haberlerin türleri var çünkü. Bir haber hem önemli olabilir hem resmi olabilir ama aynı zamanda ilgi çekici de olabilir. Ancak hiç ilgi çekici olmayabilir. Siz onu ilgi çekici hale getirmek için hem bireysel kanaatlerinizi, tecrübenizi ve birikiminizi işin içine katıp izleyiciye, dinleyiciye sunuyorsunuz. Hem de halkın anlayacağı dile meseleyi getiriyorsunuz. Dediğim gibi bazen eğilmeniz gerekir bunun için, bazen de zıplamanız gerekir. Ben bunu yapmaya çabalıyorum. Mehmet abi diyorum. Değerli abimsin, değerli dostumsun. Lütfen nasıl rahat edersiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu nasıl karşılarsın bilmiyorum ama hani bir insanlarda bir ön sezi, ön yargı vardır. Sizi görmezler ama sesinizdeki o hoş sedayı hep duyarlar. Sizi de kafalarında o hoş sedaya göre çizerler. Son zamanlarda biliyorsunuz Facebook'tan da yayın yapıyorsunuz. Instagram'dan da yayın yapıyorsunuz. Ve beni kırmadınız. Televizyon ekranlarına da çıktınız. Nasıl bir duyguyla karşı karşıya kaldınız ilk? Böyle normal görüntülü yayına geçtiğinizde izleyici olarak katılanlar, aa bu muydu veya sen bu muydun diyenler oldu mu efendim? Çok oluyor Sedat Bey. Mesela siz şu anda çok presentable gözüküyorsunuz. Yani benim baktığım yerden işte ekranda işte kıyafetinizle, görüntünüzle, saçınızla çok uyumlu ve işin hakkını verir gözüküyorsunuz. Dolayısıyla izleyici, tüketici... Utandırdın abi. Estağfurullah. İzleyici sizi görür görmez zaten bu notu veriyordur. Ama radyocuların en azından sosyal medya devreye girene kadar böyle bir şansı yoktu. Doğrusu evet. Ben bunu şans olarak da görmüyorum. Yani biraz da kendi adımıza şanstı bu. Şöyle bir kanaat vardır. Aslında radyocular çirkin adamlardır. Çirkin kadınlardır. Yani sesleri güzeldir ama hani fiziken çok cazip tipler değillerdir. Albenisi olan tipler değillerdir. Aslında bu yönde bir iddiamız yok. Yani yakışıklı olmak gibi, güzel olmak gibi, etkileyici olmak gibi bir iddiamız yok. Çünkü biz asıl unsur olan iletişimle, sözlü iletişimle derdimizi anlatıyoruz, mesajımızı vermeye çabalıyoruz. Bu haber programı da olabilir, bir müzik eğlence rehabilitasyon programı da olabilir ya da şiir programı da olabilir. Ama evet, sosyal medya ile beraber biz deşifre olduk tabiri caizse Sedat Bey. Bu ses sizden mi çıkıyordu diyenler var. Sesinizin adamı değil misiniz diyenler var. Umduğumdan çok daha iyiymişsiniz, çok daha gençmişsiniz diyenler var. Aa sen miydin kardeşim yıllardır dinleyen, ne hoş bir şey seni görmek diyenler var. Tepkiler muhtelif. Ama keşke bu kadar deşifre olmasaydık diye düşünüyorum. Yani radyolarda bu kadar kamera olmasaydı ve biz görüntülü radyoculuğa doğru evrilmeseydik. Çünkü bu bir anlamda televizyon yayıncılığı da demek. Bu bir anlamda kıyafetinize de dikkat edeceksiniz demek, saçınıza da dikkat edeceksiniz demek, sakalınıza da dikkat edeceksiniz demek, uyumunuza da dikkat edeceksiniz demek ve görüntünüz yayın boyunca pozitif işleyecek demek. Sadece işitsel mesajınız değil, aynı zamanda görsel anlamda da sizin pozitif mesajlar veren bir hüviyet olmanız demek. Kamera varsa siz doğallığınızı büyük oranda kaybediyorsunuz. İster istemez kaybediyorsunuz. Çünkü İşte arkaya yaslanma şansınız olmuyor, of deme şansınız olmuyor, saçınızı belki tarama şansınız olmuyor. Ben yine de tarıyorum yalnız. Çayımı da içiyorum, saçımı da tarıyorum. Bunu da kolay kolay kaptırmamayı istiyorum. Kurban etmemeyi istiyorum.
Ama evet, yani sosyal medyanın, kameraların etkisiyle tanınırlık anlamında da bir değişiklik oldu mu derseniz, evet kesinlikle oldu. Pandemi döneminden çok önceydi. Dediğim gibi ben toplu taşıma araçlarını sık kullanırım. İstanbul Kart vardır. İstanbullular beni gayet iyi bilirler. Denizli'de de muhtemel buna benzer bir kart vardır, toplu taşımada kullanılan. Kartımı bastım ve kartım çalışmadı. Yani olabilir, çalışmadı. Biliyorsunuz onlar manyetik ve belli bir sürede belli sebeplerle bozulabiliyorlar. Doğal olarak çevreme baktım. Yani kartınızı kullanabilir miyim? İşte param bozuk, uzatacağım dedim. Biri geldi, kartını büyük bir kararlılıkla bastı. Buyurun dedim. Bana söylediği şey çok hoşuma gitti. Bir anda da çok şaşırtmıştı. Her sabah dinlediğim adamdan para alacak değilim dedi. Hiç tanımadığım birinin, yani bir metrobüste bana söylediği bu cümleyi hiç unutmayacağım. Hala görüşüyoruz o arada arkadaşımızla, bu arkadaşımızla. Mehmet abi kısa bir reklam arası verelim. Verelim. Reklamdan sonra bu heyecanlı yayını devam ettirmek istiyorum. Çünkü İnşallah seni bir sıkmayız. daha belki bir ay sonra bulurum. Zor olur. Ama yakalamışken izleyicilerimizden Tamam. de çok güzel öneriler var. Kısa bir Tamam. reklam arası veriyoruz efendim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili seyirciler, değerli izleyicilerimiz, yeniden sizlerle birlikte olmanın her zaman söylediğim gibi mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz. Yüzüme yansıyor herhalde heyecanım. Çünkü karşımda çok değerli bir üstad var. Elimi tutuyor. Ama Tamam. nasıl olacağımızı üstadlarla program yapa yapa öğreneceğimizin farkında olmamız lazım. Hemen her şey olduğu kafasında olursak çok şeyleri kaybederiz diye düşünüyorum. Ben de öğlelerindenim. Çünkü üstadlara saygı duymak lazım. Yerimizi bilmek lazım. Sonra eğer ki hedeflerimiz varsa hedeflerimize de çalışarak, azmederek, mücadele ederek gelmek lazım. İlk bölümde değerli üstadım Radyo 7 Haber Müdürü, gazeteci, 7 gün, 7 sabah program sunucusu Mehmet Can abimle birlikte siz değerli izleyicilerimizle neler yaşadığını, nasıl programlara hazırlandığını, Covid sürecini ve Covid'deki yakalanma sürecini neler olduğunu birebir yaşadıklarını anlattı. Tabii yavaş yavaş da 2020'yi de değerlendiriyoruz, hayatı değerlendiriyoruz. Böyle bir üstadı bulmuşken de kaçırmıyorum. Yani kaçırmak da istemiyorum. Tekrardan yine hoş geldin Mehmet abi, Mehmet Can Çok abi. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sedat Bey. Sizinle olmak güzel. Yani ben dostlarımdan, eşlerimden, dostlarımdan hep mesajlar alıyorum. Sosyal medya mecrasından da, yazın programı üzerinden de. Bayağı da izliyorlar şu anda. Belli ki Pamukkale televizyonumuzun da, çapraz açımızın da, şahsınızın da çok izleyicisi, taraftarı var. Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunursa ne ala, bundan da memnuniyet duyarız yani. Çok teşekkür ederim. Benim bir programlarımla ilgili bir tane şeyim var Mehmet abi. Belki doğrudur, belki yanlıştır ama benim hedeflediğim şöyle. Rating değil Mehmet abi. Benim hedeflediğim muhtarla röportaj yaparken diyorum ki o mahallede eğer ki bir hayırsever varsa, bir hayra muhtaç bir insan varsa benim programımı izledikten sonra eğer birbirlerini buluşturabilirsem ne mutlu bana diyorum. Veya eğitimciyle şeyi buluşturmak. Şimdi sizin de gibi değerli insanı da buluşturmak izleyiciyle benim için mutluluk ve onurdur. Onurdur yani. Bunu bilin istiyorum. Sağ olun. Tabii bizler de zorlanıyoruz. Zorlanmıyor değiliz ama çok şükür baştan da söyledim. Sonunda da söyleyeceğim. İşimi çok iyi sevmeye çalışıyorum. Seviyorum Mehmet abi. Yani ne derler ona? İşini aşkla yapılan yorulmaz ya. İşimi aşkla yapan yorulmamak için mücadele veriyorum.
Bu kıymetli şey çünkü insanı besleyen ve ayakta tutan duyguların bir numarasında sevgi geliyor. Hem yakın çevresine, birinci derece çevresine, hem toplumuna, hem aynı değer ve inancı taşıdığı insanlara karşı, hem de pek tabii ki mesleğine karşı. Eğer işi giderken hangi saatte hangi tür yayını yaparsak yapalım fark etmez. Yani lanet olsun yine işe gidiyorum cümlesini zihninizde kurmuyorsanız, içinizden böyle bir ses asla işitilmiyorsa, siz iyi bir kimliksinizdir, iyi bir yayıncı adayısınızdır. Dediğim gibi gerçek bir merak duygusuyla birleşen araştırma, iyi niyet, sebep ve sonuç dairesi içerisinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme arzusu, yararlı olma, kamuya yararlı olma arzusu, ben demekten çok biz diyen bir bakış açısına sahip olmak, yayıncıyı geliştiren şeydir Sedat Bey. Hangi kulvarda yayın yapılırsa yapılsın, isterseniz sosyal medya mecrağında yapılsın, ama şu egoizmden el birliğiyle bir kurtulmak zorundayız, kurtulmak gerektiği kanaatindeyiz. Yani benim bireysel olarak iyi olmam ya da sizin bireysel olarak iyi olmanız, mali açıdan, statü açısından, kazanç açısından, prestij açısından, popülasyon açısından sizin için kıymetlidir, ama toplum bunun tam zıddını yaşıyorsa, yani yokluklar içerisinde kavruluyorsa, karnı ağrıyorsa, hastaysa, çocuğu okula gidemiyorsa, evine ekmek götüremiyorsa, sizin bu iyilik halinizin ya da benim iyilik halimin, şahsınızdan gösteriyorum örneği, kusura bakmayın lütfen, hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani iyilik halinin genele yayılması ve toplumsal bir iyiliğe dönüşmesi ya da toplumsal bir umuda dönüşmesi gerekiyor. Yayındaki duruşunuz da bunu destekliyor. Şimdi izleyicilerimiz Mehmet Bey Denizli'ye mi geldi diyorlar. Mesajda yazıyorlar. Hayır, Mehmet Bey Denizli'ye gelmedi. Denizli'de çok izlenen var, dinleniniz var efendim. Mehmet Bey, uzaktan yapıyoruz yayını. Yani Zoom üzerine yapıyoruz sevgili izleyiciler. Buna da şükür diyoruz. Ama Buna da şükür. inşallah Mehmet Bey bir gün eğer ki sağlıklı, sıhhatli ortamlarda olursak burada konuk etmek isterim seve seve. Ama Denizli'de değil Mehmet Bey. Şu an evinde. Değilim, evimdeyim, İstanbul'dayım. Ama kısmet olursa, davet de olursa pek tabii ki sağlıklı ve afiyetli vaziyette Denizli'ye de geliriz, stüdyoya da geliriz. Oradaki dostlarla da İzleyiciler görüşürüz. gelecek. İzleyiciler gelecek işte Mehmet abi. Ondan diyorum. Mehmet abi burada değil Değilim, evet. Evet. diye. tabii Mehmet Can olarak radyo dedi ayrı bir kimliğiniz var. Tüm şöyle söyleyeyim programcıların da ayrı bir kimliği var. İşte müzik grubu yapan, işte farklı yorumlarla renk katan. Radyo dedi baktığın zaman Mehmet abi sabah seninle başlayan geceyi süren bir akış var ama şöyle söyleyeyim her kesime hitap ediyor. Bunu nasıl başardınız? Nasıl yani bir haber kanalı gibi değilsiniz. Değiliz. Bir kanalı gibi değilsiniz. Bir şöyle söyleyeyim istek kanalı gibi değilsiniz. Bunu nasıl başardınız? Yani bu büyük başarı. Şimdi bir kere yaptığımız yayının şekli bir kalıba girmiyor bizim. Böyle olmasını özellikle istedik. Yani şartlar oluştuğunda biz bir haber radyosu gibi de saatlerce ve günlerce haber yayını yapabilecek tecrübeye ya da altyapıya sahibiz. Yani bu konuda hem Radyo 7'nin çatısı altındaki haber spikeri arkadaşlarımız, hem de 7 logosu altında hizmet veren işte Ankara, İstanbul merkezlerinde editör, muhabir, yönetici bütün arkadaşlarımız aynı havuzun çalışanları olarak büyük bir potansiyel oluşturuyorlar. Onların emeklerini asla göz ardı etmemiz mümkün değil. Belki biz ekranda ya da işte yayında görülen bilinen isimleriz, ama onların da hakları, emekleri gerçekten çok fazladır. Önce onu söylemeliyim. İkinci önemli nokta şu. Siz bu turun başında ifade ettiniz. Bir şeyin olması için hakikaten sabırlı olup çok gayret etmek gerekiyor. Yani şöyle soru yöneltirler. Ben İletişim Fakültesi mezunuyum. Ne kadar sürede haber spikeri olunur diye bir soru yöneltilir. Bunun cevabı minimum 10 yıldır. Yani siz 10 yıl boyunca her gün haber okuyacaksınız. Muhabirlik yapacaksınız.
işin editoryal kısmında yer alacaksınız. Yani haberin hamurunu yoğuracaksınız, hazırlayacaksınız. Lüzumu halinde de pazarlayacaksınız, yani sunacaksınız. Tüketiciye aktaracaksınız. Ama her halükarda işin merkezinde, göbeğinde olacaksınız. 10 yıldan evvel, 10 günde, 1 yılda, 6 ayda, 2 yılda ben ustayım mantığıyla hareket ediyorsa, geleneksel medya çatısı altındaki arkadaşları kastediyorum. Sosyal medya başka bir alan oldu zira. Büyük bir yanılgı içindedir. Çünkü 2 yılda görebilecekleri, 10 yılda tecrübe edip görebilecekleri birbiriyle oransal olarak aynı ağırlıkta olmuyor. Hakeza 28 yılda görebilecekleri de oransal olarak 2 yılla aynı olmuyor. Yani hem içeriksel zenginlik anlamında söylüyorum, hem ufuk anlamıyla söylüyorum. Ama sadece karpuz gibi yattığı yerden büyümeyi de kilo almayı da kastetmiyorum. Yani zihni faaliyetin sürekli olarak bilgiyle, beceriyle, donanımla desteklenmesi icap ediyor. Geleneksel medyada ve siz bu sayede gelişim gösterebilirsiniz diye. Aksi halde bunu yapmanız imkansız. Şimdi Radyo 7'nin şöyle bir avantajı oldu. Kendi branşlarında, işte haberse haber, müzik programıysa müzik programı, şiir, sanat, edebiyat programıysa, gece yayınıysa, hakeza o türlerde tecrübelerini ortaya koymuş ve kendilerini kanıtlamış arkadaşlarla hem sebat edildi, yani onların pek tabii ki yine de eksikleri ve gedikleri olabilir. Yine de kurumsal yapının içinde törpülenmesi gereken noktaları olabilir. Kurum hem buna tahammül edip sabır gösterdi, hem de onların önünü açtı. Bakın ikisi de çok kıymetli şeydir. Bunu söylemeyeceksiniz, bu konuya girmeyeceksiniz sınırlamasının ötesinde biz sizi bırakıyoruz. Sizin bir temsil değeriniz var. Kendi kuşaklarınızda en iddialı hale gelecek reyting sonuçlarına ulaşmak zorundasınız denerek özgüvenlerine işaret edildi. Ama o arkadaşlara herhangi bir sınırlama da getirilmedi. İyi ki de getirilmedi. Çünkü böylece onlar kendi kalitelerini gösterme fırsatı buldular. Sedat Bey, dünyanın hiçbir yerinde baskıyla, totaliter yaklaşımlarla, buna iş yerleri de dahil, verimliliği arttıramazsınız. Sürekli verimlilik arttıramazsınız. Yapabileceğini sizin istediğiniz mesai saatleri içinde yapar gözükür ama yapmaz. Çünkü biri siz kalkanınızı kaldırdığınızda kalkanını kaldırır. Siz hareket ettiğinizde kendisini korumak üzere gardını alır. Ama aynı biri sizin iyi niyetinizi fark ettiğinde, yapıcı tavrınızı fark ettiğinde, üretken olma niyetinizi gördüğünde, fedakar yaklaşımınızı gördüğünde ben de bunun gibi davranabilirim, mutluluğunu arzular. İnsanoğlu aslında dünyaya iyi hasletlerle gönderilir. Ben buna canı gönülden inanıyorum. İnsanoğlu pırıl pırıl, tertemiz, sağlıklı, akıllı, tutarlı, dengeli olarak gönderilir. Biz sonradan değişiriz. Yaptığımız tercihlerle, gösterdiğimiz meyillerle, halk arasındaki tabirle söylüyorum, biz sonradan yamuluruz. Bizim çatının altındaki Radyo 7 ya da 7 logosu çatısı altındaki arkadaşlarımızın her biri kendilerini ispat etmiş, minimum meslek tecrübeleri 20 yıl ve üzerinde olan arkadaşlar. Bu tecrübelerini yeni bilgiyle destekleyerek, yeni edinimlerle destekleyerek, pek tabii ki kurumsal bir hedefe doğru, pek tabii ki öyle, stratejik hedefler belirleniyor bizde. Örneğin deniyor ki şu vakte kadar şu grubun arasında, yani rating sıralamasında şu grubun arasında olmalıyız. Ve ona yönelik çalışmalar yapılıyor. Hem radyo yayını anlamında hem de geleneksel olmayan sosyal medya anlamında yapılıyor. Diyeceksiniz ki rating önemli mi? Vallahi rating önemli. Çünkü işin ekonomik tarafına sadece işaret ederek söylemeyeceğim ama daha çok dinleyiciyi ve izleyiciyi hedefliyorsanız sizi dinliyor olmaları lazım. Sizi dinlerlerse sizi ciddiye alacaklardır. O açıdan ben zaman zaman tenkit eden, zaman zaman kızan, hatta hiç söylemediğim şekilde algılayan insanlara da kızmıyorum yani. Gülüyorum, geçiyorum. Ama bazen cevap veriyorum yani. Yayında da cevap veriyorum. Neyin içinde? Onu da söyleyeyim. Tabii ki hukukun içinde. Tabii ki örfün, adetin, geleneğin, kültürün içerisinde. Tabii ki genel terbiyenin dairesi içerisinde bunu yapmaya çaba gösteriyorum. Diğer arkadaşlarımız da öyle.
Ama bunu başka noktalara taşıyan arkadaşlarımızla da hukuk birimi ilgileniyor. Biz ilgilenmiyoruz zaten. Yani şirketin ilgili hukuk birimi devreye giriyor. Çok kolay. Birinin hangi IP'den, hangi cep telefonundan ne yazdığını bulmak. Aynı gün, yani gün içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyor. Ama iş oraya niye gelsin? Yani dinleyiciyle, izleyiciyle yayıncının münasebeti niye böyle olsun? Bunu görmek istemiyoruz. Yani bu durumu pek görmek istemiyoruz. Ama realite zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bizim niyetimiz geniş toplum kesimlerine ulaşabilmek. Yani kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla, siz de zikrettiniz, bunu bugüne kadar başarmış durumda. Sedat Bey, Türkiye'de 1000'in üzerinde radyo istasyonu var. 1000'in üzerinde. Ulusal yayın yapan, yani Türkiye geneline, ülke geneline yayın yapanların sayısı 33 adet. Yani 33 ulusal radyo istasyonu var. Bölgesel radyo istasyonları var. Belli bölgelere yayın yapan, teknik kapasite ve yetkiye sahip olanlar. Büyük çoğunluğu yerel istasyonlar. Böyle bir pozisyon içinde, yani böyle bir hengamede, bu kadar yoğun bir arz halinde ilk üçte olmak herhalde tesadüf değildir. Yani en çok dinlenen ilk üç radyodan biri olmak herhalde tesadüf değildir. Ama bunu lütfeden, bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyoruz. Dinleyicilerimize de, hani farkı fark eden, yakalayan dinleyicilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Biliyoruz ki Radyo 7 hanımınızla, kızınızla, oğlunuzla, annenizle, babanızla, arkadaşınızla her yerde, kayıtsız şartsız her yerde, utanmadan, rahatsız olmadan, ne bileyim yerin dibine girmeden, esprisine espriyle karşılık verebileceğiniz, zevk alabileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir radyo yayını ortaya koyuyor. Ama bunu ortak akılla yapıyor Radyo 7. Bir yayın kurulumuz var. Belli periyotlarla yan yana geldiğimiz ama tıpkı şimdi olduğu gibi artık pandemi gerçeği münasebetiyle uzaktan yan yana gelebiliyoruz. En nihayetinde de geliyoruz fakat. Onlarla durumları ya da sorunları nasıl aşabileceğimize yönelik çok sık toplantı yapıyoruz. Tıpkı haber toplantıları yaptığımız gibi, arkadaşlarımızla anında görüştüğümüz gibi. Bir de özel radyo ve televizyonların şöyle bir avantajı var Sedat Bey. Biz birkaç dakika içerisinde yeni duruma karşı bir donanım sergileyebiliyoruz. Bir tepki, bir tavır ortaya koyabiliyoruz. Kamu yayıncısı bunu yapamaz. Kamu yayıncısı beklemek, emir komuta zinciriyle gelecek genelgeye göre hareket etmekle mükelleftir. Çünkü yasal olan çerçevede pek tabii ki yayın yapmaktadır. Hepimiz yasaların içerisinde yayın yapıyoruz ve bundan da çok memnunuz. Öyle de olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yani legaliteyi, hukuk içerisinde oluşu, kanun içerisinde oluşu her şeyden daha çok mühimsiyoruz. Herkes de kanuna uyacaktır. Ama özel radyolar, özel televizyonlar ortaya çıkan yeni vaziyete karşı hemen tavır takınabilip anında yayına yansıtabiliyorlar. Şöyle değildir mesela. Afet olur, biz yayınları komple değiştiririz. Seçim olur, günlerce biz yayınları komple değiştiririz. Allah korusun bir kalkışma hali olur ki bana kalırsa her şey Türkiye'de hala olabilir. Üzülerek yani bu tespiti yapıyorum. Türkiye'de her şey hala olabilir. Bu da mümkün ama radyo yayını, özel radyo televizyon yayını anında vaziyetten kendisine görev çıkartabilir ve yeni bir yaklaşım ortaya koyabilir. Belki herkesin radyosu olmayı bu sayede de ya da bu sayelerde de beceriyordur Radyo 7. Her ailede varsınız bu kesin. Çok şükür. Yani ailenin annesinde, babasında, kız kardeşinde, abisinde, damatta, enişede mutlaka varsınız. Bu görünüyor. Çok şükür. Onları rencide etmiyoruz Serhat Bey. Onlarla birlikte oturuyoruz. Onların yaşadığı gibi yaşıyoruz. Onların bindiği otobüslere, minibüslere biniyoruz. Onların içtiği çorbayı içiyoruz ve bundan da çok memnunuz. Yani sushi yiyelimin derdinde değiliz, tarhana çorbasından geliyoruz. Onlardan geleni onlarla beraber yaşamaya çalışıyoruz diyorsunuz sonuç itibariyle. Peki Mehmet Can olarak, tabii siz ben olayını pek sevmezsiniz, ben sizi yakından tanıyorum. Mehmet Can olarak ilk tabii Marmara FM'de başladığınızda
bir ufak olumsuzluk gördüğünüzde, aslında bizi şu an tüm gençler de izliyor. Yani genç adaylarımız, basınla ilgilenen, medyayla ilgilenen, televizyonla ilgilenen, radyoyla ilgilenen gençlerimiz de izliyor. Marmara FM'de bir olumsuzluk yaşadınız diyelim. O olumsuzluktan sonra bu olmaz, bu iş olmaz dediğiniz oldu mu? Ve o oldu muyla birlikte nasıl bir hal ve tavır aldınız, nasıl bir yol izlediniz? Onu da öğrenmek istiyorum. İnsan hem mükemmel bir yaratıktır hem de bir o kadar sıkıntıları olan bir yaratıktır. Yani psikoloji ve kompleks halleri olan bir yaratıktır. Başta bendeniz olmak üzere. Hem çok iyidir, evet, hem de çok da sorunlu olabilir. Sorunu yaşatan insanoğlu olduğuna göre mesleğin suçu yoktur. Yani yaptığınız işin suçu yoktur. Kamunun sizden bir beklentisi var. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Siz bireysel olarak o sorunu ya da size yaşatılan sorunu, örneğin ekonomik olabilir, aşabilirsiniz, aşamayabilirsiniz ama mesleğinize olan aşkınız ve sevginiz bundan etkilenmemeli. Benim çok arkadaşım var, mesleğini yapmayan, yapamayan, yani bu ve benzeri sebeplerle yapamayan ama bir yerlerde o ukde olarak duruyor ve bir gün yine yapacaklar. Elbette bir gün yapacaklar. Haftada bir gün de olsa yapacaklar, ayda bir gün de olsa yapacaklar. Yapmalılar da, onu tavsiye ediyorum. Yoksa bizim medya sektöründe olumsuzluk hiç eksik olmaz ki Sedat Bey. Bizde gerginlik hiç eksik olmaz. Hele hele olumsuz haber muhteviyatlarını yaşadığımız 2020 yılını şöyle bir hatırlarsanız eğer, hiç eksik olmaz. Yani bu bir elektrikli iştir. Size cereyan veriyorlar tabiri caizse ve siz o cereyana rağmen doğal seyrinize devam etmek zorundasınız. Doğal yayın akışınızı sürdürmek zorundasınız. İnsan ilişkilerinizi de yansıyan bir durum. Sevmek, birbirimizi sevmek, birbirimize saygı duymak. Evet, ben sevemeyebilirsiniz çalıştığınız arkadaşınızı ama en azından ortaya koyduğu işten ötürü ya da beraber çalıştığınız için saygı duymak zorundasınız. Biz de saygı duyuyoruz. Böyle vakalarda da yaklaşımımız genel olarak bu. Sevmek başka bir şey yani. Sevmek kalbinizle, ruhunuzla alakalı bir şey. Size sev denildiğinde ancak sevebilirsiniz. Zorla da sevgi olmaz. Parayla pulla da ölçülmez. Parayla pulla da ölçülmez. Buna meslek sevgisi de dahil, insan sevgisi de dahil, rızık sevgisi de dahil. Böyle özetleyeyim durumu. Gerçekten ben aslında başka gündemleri soracağım ama onu, o sormayı kenara bırakıyorum. Çünkü Radyo 7 haberlerini dinleyen izleyicilerimiz veya bugünden sonra, bu programdan sonra dinlemek isteyen izleyicilerimizi, sabah erken kalkacaksınız, Radyo 7'yi açacaksınız, Mehmet Can'la ilgili haberleri dinleyeceksiniz diyorum. Tabii İnşallah. Gündemi de değerlendirdiniz aslında. Koronavirüsü değerlendirdiniz. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii naçizane buna cevap da verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz de. Buyurun, estağfurullah. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Yani şöyle, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları veya diğer kaynaklar bulundukça, siz tecrübenize istinaden soruyorum, bunlar bulundukça çember daha da daralıyor bizim gibi geliyor bana bu, bir gazeteci olarak. Doğru. Çemberimiz iyice daralıyor. Yani bizlere ta okyanus ötesinden veya başka yerlerden veya dibimizden, kapı komşumuz olan Kıbrıs dahil olmak üzere, buna Kıbrıs'ı da katıyorum, çember daraltmaya çalışıyorlar. Bunun en büyük sebebi nedir? Nasıl bir gözlemleme yapıyorsunuz? Yani 2021 yılına son 2 gün. Ve bu 2021 yılda ben şuna inanıyorum, Türkiye'yi daha çok sıkıştırılacak bir formülle yaklaşacaklar. Biliyorsunuz Ağustos ayında 2018'de döviz rezervlerini patlattılar resmen. Aslında da bunu da konuşmak lazım. Ben 2021 yılına girerken bu yeraltı kaynaklarından çıkacak Türkiye'nin bulduğu doğalgaz, diğer rafinelere baktığımız zaman bunlar Türkiye'yi sıkıntıya sokacak mıdır efendim? Sedat Bey, çok önemli bir noktadayız. Şimdi teşekkür ederim. Ben bir kere Türkiye'ci bir yayıncıyım. Yani ister bunu Radyo 7'de yapalım, ister Pamukkale Televizyonu'nda, ister diğer istasyonlarda yapalım.
Türkiye'nin aleyhine, ülkemin canım, ülkemin aleyhine tek bir cümle bile kurmam. Eksikleri üzerinden herhangi bir komplekse de girmem. Daha iyisi olması için hem gayret ederim hem desteklerim. Taşın üzerine taş koyanları da canı gönülden alkışlarım. Herhangi bir fraksiyon ayrımı yapmadan bunu söylüyorum. Herhangi bir ideoloji, inanç grubu, meslek örgütü adına da asla ayrım yapmadan bunu canı gönülden söylüyorum. Türkiye'ye hizmet eden herkesi alkışlıyorum. Türkiye son 20 yıldır, 25 yıldır biraz daha yuvarlayalım belki bu süreyi. Yerellerle başladı çünkü süreç kabuğunu kırdı. Kabuğunu kırdı ve elini dışarıya uzattı. Etrafına örülen o sert tabakayı çatlattı, elini dışarıya uzattı ve hayatla buluşmak istiyor. Kendisine çizilen dünyanın dışına çıkmak istiyor. Kendi enerji kaynaklarını kullanmak istiyor. Kendi milli sanayini kurmak istiyor. Jet motorunu üretmek istiyor. Turizmini ki parça parça dünyanın her yerine satıldığı, kaçırıldığı daha doğrusu sonradan anlaşıldı. Yeniden Anadolu'ya geri getirip eşyaları, kültür hazinelerini Anadolu'da, Türkiye'de sergilemek istiyor. Türkiye pasif rol oynamak istemiyor. Bu çok doğaldır yani. Bu her ülkenin hakkıdır. Özgür, bağımsız bir bayrağı ve bir marşı olan her ülkenin hakkıdır. Herkesin de buna saygı duyması gerekiyor. Ama Türkiye bunu o kadar kısa bir sürede yapıyor ki bazıları tırnaklarını yemeye başladı. Bakın çok gündemde olan bir örnek olduğu için vereceğim. Yoksa başka alanlarda başka çalışmalar olduğunu da biliyorum. Başka gizli yürütülen çalışmalar olduğunu da biliyorum. Türkiye'de İHA, SİHA gerçeği savaşların seyrini değiştirdi. Savaş uçaklarının tedariki konusunda öncelikleri değiştirdi. Bizi kötü komşular İHA ve SİHA sahibi yaptılar. Yani bir tarafıyla da iyi ki yaptılar. Tabii Allah razı olsun demeyeceğim onları ama evet biz onlar sayesinde kendi araçlarımızı yapar hale geldik. Kendi doğal kaynaklarımızı çıkartır hale geldik. Daha geçen hafta, bir hafta bile olmadı, yeni bir altın rezervimizi keşfettik. Bakınız, 100 yılı henüz bulmamış ülke kendi coğrafyasında yeni rezervlerin olduğunu keşfediyor. Oysa biz bu coğrafyada çok uzun süredir bulunuyoruz. Çok daha geniş bir alanda çok daha uzun bir süredir bulunuyorduk. Ama şimdiki coğrafyamız, şimdiki misak-ı milli sınırlarımız bu. Buradan şu ya da bu sebeple bu zenginlikleri hedefe koyarak, kast ederek bir santimetre geri adım atmamız mümkün değil. Şimdi futbol oynayanlar beni gayet iyi anlarlar. Sanırım siz de vaktinde oynadınız. Ben bayağı oynadım. En iyi savunma hücumdur Sedat Bey. Bu çok net. Evet. Eğer defansta topu kabul ederseniz, sahanızda topu kabul ederseniz, rakip takım size çullanır. Yani doldur boşalt yapar, topu şişirir, havadan atar, kenardan atar, size çullanır ve size çok gol atmak ister. Türkiye yaklaşık 20-25 yıl evveline kadar değişik sebeplerle oyalanmış ve oyunu kendi sahasında kabul etmiş bir futbol takımı gibiydi. Şimdi rakip sahaya geçiyor. Rakip sahada oynuyor, hatta 18'e girip çalım falan atmaya başladı. Yani Türkiye tehlikeli işler yapıyor muhataplar açısından. Her an gol atabilir. Libya'daki varlığı da, Kıbrıs'taki varlığı da, Balkanlardaki varlığı da, varlık sadece askeri manada olan anlamıyla sarf edilmiyor. Aynı zamanda işte imaj, psikolojik güç ve algı açısından da söyleniyor, zikrediliyor. İnanılmaz kıymetli şey. Bundan 25 yıl evvel Türkiye'nin haritada yerini gösteremeyenler bugün İHA ve SİHA'larını konuşuyor. Türkiye'nin yerini keşfetmişler, toplumlarına göstermişler. Seçilmiş siyasal liderinin üretken politikalarını takdir etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Kararlıdır, kendi ülkesi için yapmayacağı yoktur cinsinden beyanları ortaya çıkıyor. Demek ki Sedat Bey, Türkiye iyi yolda. Sadece desteğe ihtiyacı var. Herhangi bir ideolojik kamplaşmayla, herhangi bir siyasal beklentiyle bu başkaldırının, bu sıyrılmanın, bu kabuğu kırma faaliyetinin
sekteye uğratılmaması gerekiyor. O açıdan erken seçim lafları, daha önce yapılması gerektiğine ilişkin iddiaları ben desteklemiyorum ve vaktinde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki sandığa gideceğiz. Tabii ki artıları eksileri de önümüze koyacağız ve bir irade beyanı ile beraber oyumuzu muhataplarına vereceğiz. Demokrasi sandıktan çıkacak halkın iradesinin ta kendisidir. Buna herkes şapka çıkartır. Bugün var olanı yenisiyle değiştirirsiniz. Daha iyi olanı seçersiniz. Daha iyi hizmet edecek olanı tercih edersiniz. Umarız herhangi bir hata yapmayız bu tercihleri ortaya koyarken. İnşallah. Ama Türkiye'nin politik, ekonomik, askeri, ideolojik ve popülarite manasıyla dünyadaki duruşunun ben umut verici ve ilerlemeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Takdir ediyorum ve destekliyorum. Mehmet abi son 5 dakika. Maşallah seni de yordum. Sabah konuştum, şimdi konuştum. Memnuniyetle dinliyorum seni, izliyorum. Tabii bir şey daha sormak istiyorum. Eğer uygunsa kısa bir öz. Tabii Radyo 7'de haber müdürü olmak da zordur diye düşünüyorum. Haberleri toparlıyorsunuz. Bir bu Ankara'ya bağlanma var ya, o benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz karşınızda. O bir anda hazırlanmadan yapılan bir şey mi, yoksa o arkadaşımızla hazırlanıp da yaptığınız bir şey mi? Ya şimdi onun bir saati var. Ayrıca yani, orada selam olsun. Gerçekten evet, onu da iyi dinliyoruz. Kemal Doğan arkadaşımız Ankara'da çok tecrübeli bir muhabirimizdir. Diplomasi muhabiridir, meclis muhabirliği kariyerleri var. Çok iyi bir gazetecidir Kemal. Ona da selamlar gönderelim. Şimdi onun bir saati var. Yani bazen bu saat artı iki, eksi iki şeklinde olabiliyor. Yani işin hem yayın akışı boyutuyla, hem konu bütünlüğü boyutuyla, hem de işte reklam girdisi çıkısı boyutuyla alakası var. Ama bazı şeyler de spontane ilerliyor Sedat Bey. Yani doğaçlama ilerliyor. Ben doğaçlama ilerlemesinde daha büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz doğal davrandığınızda, cümleleri doğal kurduğunuzda, bakalım ne diyecek arkadaşımız Kemal? Ankara'nın gündemi demek, Türkiye'nin gündemi demek. Kemal'de ayrıntılar gizli. Kemal orada mısın? Sesimi duyabiliyor musun? Düştün mü? Bu sefer duyabiliyor musun peki? Gibi. O anda kurulacak cümleler bir metni okumaya göre çok daha sıcak. Çok daha gündelik, halkın içinden ve yayın diline çok alışık olmasak da bence çok yakışıyor. Galiba çok güzel, radyo, çok güzel. Evet. Galiba Radyo 7'nin başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Arkadaşlarımızın tümü doğal. Evet, bir çerçevemiz var. O çerçevenin dışına çıkmıyoruz. Ama ve lakin işte bu tabirde olduğu gibi halkın tanımlarını da rahatlıkla kullanıp yayın yapabiliyoruz. Bu bizim için avantaj Sedat Bey. Çok güzel. Doğaçlama oluyor. Ben de hani gerçekten, hatta onun günaydın Mehmet Can Sivi yayınlar deyip Ankara gündemine geçmesi ve Ankara gündemini de çok güzel aktarması tabii çok hoş. Bir haber programı içerisinde farklı dalık yaratması da çok güzel oluyor. Zaman zaman muhabir arkadaşlarımızla, zaman zaman haberlerin birinci kahramanlarıyla biz bağlantılar kuruyoruz Sedat Bey, ama tabii bu bir kuşak yayını. Dolayısıyla hani 7'den 9'a kadar bir dinleyicinin, bir tüketicinin izlemesi, dinlemesi çok mümkün olmayabilir. Yani yataktan doğruluş. Günün İstanbul'da 8'i biraz geçe aydınlandığı düşünülürse eğer, işte Denizli'de de durum sanırım bundan münezzeh değildir, farklı değildir. Daha hani geç doğrulabilir insanlar, daha geç hayata dahil olabilir. Hele hele pandemi gerçek içerisinde. Bunu da gözeterek bazı şeyleri de tekrar etmek ihtiyacı doğuyor. Yani gazetelerin eliyle ya da işte bizim özgün cümlelerimiz eliyle yeniden aynı bilgiyi vermek zorunluluğumuz da oluyor, ama yeni gelişmeyi de evelallah kaçırmam. Yani konuşurken bile, eğer bir yerden bir şey okuyorsam bile, onu gördüğüm an telefonumda, işte ekranlarımda, haber kaynaklarımda bu doğrulanmış sahih bir gelişme ise evelallah onu da kaçırmam ve anında yayına aktarırız evelallah. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kusura bakmayın, bazen buraya bakıyorum, buradan mesaj geliyor. Hakkınızı helal edin.
Yoksa saygısızlık yapmam. Bunu bilesiniz. Son olarak izleyicilerimize neler söylersiniz? Valla çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani sıkılmadım. Belki kafanızı şişirmiş olabilirim. İşim bu. Ama hakikaten keyifliydi. Yaklaşık 1,5 saate yakın, 1 saat 20 dakika gibi bir süre geçti zannederim. Yayı başladığından bu yana. Hiç reklam da neredeyse vermedik, hiç şarkı da çalmadık. Böyle gitti. İşte bizim 7 gün 7 sabahlarımız da böyle gidiyor Sedat Bey. Çok güzel. Dolayısıyla bu programı yapmaktan dolayı memnun oldum. Şahsınızda hem çapraz açıya emek veren stüdyodaki arkadaşlarımız, hem işin reji kısmı, ben televizyonculuk da yaptığım için o emekleri de çok iyi bilirim. Işığıyla, sesiyle, yönetimiyle, idaresiyle Pamukkale Televizyonu'nda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah onlara sağlık versin önce, sonra sonsuz başarı versin. Sonra helalinden bol bol kazanç versin. Bu arada reyting de versin tabii yani. Reyting İnşallah. Sizlerin sayesinde reytingimiz de artacak. İnşallah. Reyting de versin ve Türkiye'de daha çok dinlenen, izlenen, takipçisi olan, doğal olarak daha nitelikli yayın yapan kurumlar haline dönüşebilelim. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ne konuşacağız 40 dakika deyince ben size söylemiştim. Abi sen her gün 1,5-3 saat konuşuyorsun. 40 dakikayı mı hesaplayamayacağız dedim. Ama çok şükür seninle olmak, seninle aynı programda, aynı ortamda olmak ve inanın heyecan, bak devamını getiremiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Yine görüşeceğiz inşallah. Belli periyot zamanlarda programlar yapacağım. Söz verdik birbirimize. Yapacağız efendim. Yine Mehmet Can dostumuzu, Radyo 7 haber müdürü, program yapımcısı ve gazeteci değerli abimizi, siz değerli izleyicilerimizle belli aralıklarla size yazmaya devam edeceğiz. Bir başka Çapraz Açı programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.